Bir dönem büyük tartışmalara neden olan isim sponsorluğu sonunda resmi olarak da gerçekleşti. Eylül ayı içinde Denizli Spor'la Teknen Hastanesi arasında bir protokol imzalanmış ve kulübün isminin Teknen Denizli Spor olarak değiştirilmesi karara bağlanmıştı. Süleyman Urkay'ın başkanlık döneminde yapılan bu sponsorluk anlaşmasından Denizli Spor'un kasasına 3 milyon 600 bin lira para gireceği açıklanmıştı. Fakat bu protokol bir türlü hayata geçirilememiş. Denizli Spor resmi internet sitesinde Teknen Denizli Spor ismini kullansa da Türkiye Futbol Federasyonu girişimde bulunmadığı için resmi olarak adı sponsorsuz anılmıştı. Protokolün uygulamaya geçmesinin gecikmesi ise Yeşil Siyahlı Kulübün borçlarının neden olduğu öne sürüldü. Teknen Hastanesi ile yapılan protokolün ardından Yeşil Siyahlı Kulüpten alacağı bulunan pek çok kişinin dosyalarını bu özel kuruluşa gönderdiği ve ödeme talep ettiği öğrenildi. Sağlık sektörünün önde gelen firmalarından biri olan ticari güvenilirliği yüksek, ödemeleri düzenli bir kuruluş olan Teknen'in tarihinde ilk kez icra dosyalarıyla karşılaşması ve bu dosyaların Denizli Spor'a ait olması, sponsorla kulüp arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştu. Yeşil Siyahlı kurmaylar nihayet tüm sorunları çözerek Denizli Spor isminin başına Teknen'in gelmesini sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde girişimler de yapılarak kulübün resmi adı bundan sonra Teknen Denizli Spor olarak kayıtlara geçti. Horozlar yeni isimleriyle ilk lig maçına evinde Fethiye Spor karşısında çıktı.